SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörü Sayın Zeliha İli Açık. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Erdem Bey. Şimdi öncelikle şu son haberden başlayacağım yüksek müsaadenizle. Bu Avrupalılar bizi galiba gerçekten saf bir millet mi zannediyorlar? Siz onları iyi tanıyorsunuz da hani burada uluslararası denetimli bir güvenlikli bölge gibi bir konuya birdenbire döndüler. Bu kadar PKK yanlısı devletlerin orada güvenlikli bölge kuracağını mı zannediyorlar? Ben izledim açıklamalarını Savunma Bakanı'nın bugün. Evet. Kram Karimbavan. Gerekçelerini de bu güvenli bölge için. Gerekçeler arasında örneğin YPG ya da PKK terör örgütüyle mücadele yok. Evet. DAEŞ söyledi ve oranın güvenli bir bölge haline getirip ya, yani stabilize edilip mültecilerin oraya aktarılmasını gerekçe olarak gösterdi. Yani hedef olarak gösterdi. Rusya ve Türkiye'nin de burada bulunacağını söyledi. Ama bunları dinleyince tabii insan şöyle düşünüyor. Türkiye zaten başka bir şey söylememişti. Neden? Türkiye'nin talebi gayrimeşru bir talep olarak görülürken, Avrupa şimdi kendisi böyle bir güvenli bölge, uluslararası kontrol altında bir güvenli bölge talebinde bulundu. Tabii burada şöyle düşünüyorum ben. Türkiye zaten sahada orayı temizledi. Yani masada. Onlar da olmak istiyorlar. Avrupa'yı zaten bir gazeteci arkadaşım Alman şuna benzetmişti bu süreçte. Amerika ve Türkiye bir tenis maçı oynuyor. O ping pong toplarını izleyen bir ülke konumundaydı. Evet. Avrupa'nın hepsi aslında AB de bu şekilde. Dolayısıyla orada kontrol etmek, bu siyasi süreci kontrol etmek isteyeceklerdir. Ve şu haberleri de gördüm. Yayına bağlanmadan önce baktım. Bu güvenli bölge meselesi gündeme getirmişken diğer yandan Türkiye aynı zamanda maddi, finansal, ekonomik yönlerden de zayıflatılmak istenecektir. Çünkü zannediyorum Avrupa Merkez Bankası Türkiye teşvikleri durdurduğunu da açıkladı. Yani neyi durdurduğunu tam duyamadım efendim. Teşvikleri durdurduğunu, açıkladı. Dolayısıyla bir yandan bu böyle bir kıskaç, diğer taraftan da uluslararası güvenli bölgeye Türkiye'yi icbar etme. Tabii ki bu hamleler samimi hamleler değil. Peki sadece siz işin uzmanısınız. SETA olarak Avrupa'daki PKK örgütlenmesini çok güzel de bir kitap haline getirdiniz. Evet, teşekkürler. Gerçekten çok faydalanıyorum. İsim isim veriyorsunuz yani. Çok güzel bir çalışma. Peki nedir bu mevzu? Bunların istihbarat örgütleriyle bağı var o zaman. Bu kadar konulması normal değil. Evet. İstihbarat örgütleriyle şöyle, tabii Avrupa'da PKK bütün ülkeler birbirine benziyor bu arada. Yani bütün yapılanmalar birbirine benziyor. Çünkü hepsi bir yerden yönetiliyor zaten. Bir gizli yapılanma var, bir de açık yapılanma var. Şimdi gizli yapılanma Kandil'e bağlı ve Avrupa'ya iltica etmiş. Üst düzey yöneticiler tarafından yönetiliyor. Hatta ben bunları tabii söylerken bunlar kendi keşiflerim değil. Bunların hepsi açık istihbari kaynaklarda yer alıyor. Almanya istihbarat kaynaklarında. Almanya'yı 3-4 sahaya bölmüş durumdalar. 4 saha 33 bölgeye bölmüş durumdalar. Bunlar hepsi biliniyor. Maşallah, bölgesel olarak yapılanmışlar orada. Yani. Yapılanmışlar. Evet, bir de açık yapılanma var Erdem Bey. Bugün gördüğünüz o açık yapılanma, bu gizli yapılanmanın dışında bir de açık yapılanma var. Açık yapılanma da şöyle, STK'lar üzerinden yapıyorlar. Yani biliyorsunuz Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde PKK yasaklı bir örgüt. AB terör listesinde. Dolayısıyla yani isminde PKK geçen bir örgüt kuramazsınız Almanya'da. Doğru. Ama STK kurabilirsiniz. PKK'sız. Evet. Evet, yapabilirsiniz. Bu yapılıyor ve bugünlerde gördüğünüz o eylemlerde işte binlerce kişinin mobilize edildiği eylemler bu STK'lar tarafından mobilize edip şey yapılıyor, organize ediliyor. Evet. Bunlar farklı isimler taşıyorlar ama aslında hepsi birbirinin aynı. Şimdi burada problem şu. Bunlar örgütlenmiş olabilir, şu olabilir, bu olabilir Sayın Eylül Açık, ama şimdi bizim bir vatansever evladımız kalkıyor, bir selam veriyor. Doğru mu? Evet. Ortalık yıkılıyor. Sen bu selamı işte yok takımından atıyorlar bilmem ne. Öbür yanda terör örgütünün açık bütün pankartları, bayrak flamaları, şunları bunlarıyla bir de üstelik Türklere saldırmalı olaylar oluyor. Çıt yok.
Ama şöyle Erdem Bey, PKK Avrupa için, özellikle de Almanya için oldukça elverişli bir örgüt. Yani şey gibi, İsveç çakısı gibi çok işleri var. Zaten istihbarattan bahsettiniz. Yani evet. Birçok işleri var. Bunlardan birisi, raporu okuyanlar görecekler, Almanya kısmında bunlar kayda geçti. Biliyorsunuz Orta Doğu'da uzaktan kumandalı bir aygıt örgüt, bir uzun kol bulundu Avrupa açısından. Evet. Diğer yandan Türkiye'ye gerektiği zaman masaya konulacak bir kart gidip köşeye sıkıştırmak için kullanılan bir zaten örgüt. Zaten Avrupalılar bu kartı çok güzel oynuyorlar da iş masum Kürtlere geldiği zaman, zavallı sivil Kürt insanlarımıza geldiği zaman hepsi toz gibi kayboluyorlar. Evet, bakın evet. Ufak bir şey hemen aktarayım. Birincisi sahamızdan, Avrupa'da yaptığımız PKK sahasından kısa bir bilgi bu bahsettiğim konuyla ilgili. PKK tabii ki sadece Kürt misyonlara ya da özür dilerim, Türk misyonlara ya da Türklere saldırmıyor. Kürtleri de mağdur ediyor orada. Çünkü biz sahada örneğin bir görüşmeden hatırlıyorum. Berlin'de bir iş adamı, daha çok Barzani grubuna yakın bir iş adamı, şöyle demişti: bizim cirolarımız takip ediliyor örgüt tarafından. Yani bir mafya gibi bu. Ve %10'unu oraya tam da ben bunu soracaktım hocam. Şimdi tipik bir terör mafya bağlantısıyla karşı karşıyayız Avrupa'da. Tabii ki. Bakın geçenlerde Zygmunt Gabriel bunu bir televizyon programında Dışişleri Bakanı açıkladı. Dedi ki biz PKK'yı neden yasakladık diye Alman kamuoyuna hatırlatma ihtiyacı hissetti. Almanya'da PKK yasaklandı çünkü içeride çok fazla şiddet eylemi yapıyordu. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılığı, yani her türlü kara işin içinde olan bir örgüt. Şimdi unutmayalım, bunu yine rapordan aktarmak istiyorum. İstihbarat örgütlerinden bahsettiniz. Evet. 1995 yılında Alman devleti, tabii ki bunu devlet yapmadı diye daha sonra açıklama yapıldı ama devletle ilişkisi yoktur diye, ama tabii biz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Udo Steinbach isimli bir oryantalisti, bir Türkoloğu Suriye'ye gönderdi Öcalan'la görüşmeye 95 yılında. Evet. Ardı sıra 96-97 yıllarında da İç İstihbarat Daire Başkanı, dönemin daire başkanı Grüne var. Ya. Ve Luma, Fidoğlu bir Berlin İçişleri Senatörü. Bunlar da görüşmeye gittiler Öcalan'la ve bir pazarlık yapıldı. Bu pazarlık, nereden ben pazarlık yapıldığını düşünüyorum. Nasıl? Çünkü bu kişilerin Zeit gazetesine, Almanya'nın büyük gazetelerinden birisi, verdikleri röportajlar var. Örneğin bu senatör bey diyor ki, ben Öcalan'la görüştüm. Evet, tabii diyor, ben yetkili gibi görüşmedim. Bir devlet teröristle görüşmez diyor. Ben kendim inisiyatif alıp görüştüm diye söylüyor. Evet. Tabii buna inanmak isterseniz. Tabii ben şu anda çok inanmış bir görüntüm var herhalde. Evet, buyurun. Evet, yani şöyle diyor. Evet. Bu Öcalan çok da fena bir adama benzemiyor. Bak. Almanya'yı tehdit etti. Evet, bize ölüm tehditleri savurdu. Çünkü bir hatırlayın, 93 yılında Almanya'da bir şiddet dalgası etti. Yani büyükelçilikler basıldı, insanlar kaçırıldı. İşte orada PKK'dan şu söz alındı: İçeride şiddet eylemleri yapmayın. Yani bu şiddet eylemleri Suriye'ye kaysın, Türkiye'ye kaysın. Ama buraya dokunmayın. İşte Fransızlar da aynı şeyi yaptılar ya. Evet. Aynı şey. Asala'da da yaptılar bunu. Evet. Dün gibi yani hatırlıyorum. Bir de ben yani çok iyi hatırlıyorum. Röportajdan cümle aktarır gibisi aktarabilirim. Senatör şu ifadeyi kullanmıştı: evet, PKK yasaklı bir örgüt ülkemizde. Ancak polis de, yani ne olur bu şeylerde de, protest eylemlerinde de bir gözünü kapatıversin dedi. Şimdi biz bunları yaşıyoruz. Şu an polis de gözünü kapatmış durumda. Tabii şunu düşünelim. Evet. Alman neden PKK çok konuşuldu dedik ya. Evet. Bakın, Almanya'da çok ciddi radikal sol örgütler var. Bu radikal sol örgütler PKK ile destek teması içindeler, hatta iç içeler. Ve bugünkü Alman polisinin şiddetin aslında nedenlerinden birisi de bu. Çünkü biliyorsunuz onlar her türlü otoriteyi, bu radikal sol gruplar. Evet, bir faşizm gibi görüyorlar ve buna saldırıyorlar. Almanya'da kendi radikal unsurlarını ihraç ediyor şeye. Yani Orta Doğu'ya ihraç ediyor. Çünkü Avrupa solu PKK'yla bir damar buldu, bir canlanma yaşadı. Ama aman bu damar Avrupa'da patlamasın, Orta Doğu'da devrim olacaksa bütün Orta Doğu'da olsun. Bütün mesele çok güzel. Biraz önceki o senatörden de örnekler de çok güzeldi. Evet. Bütün mesele bizim toprakların mesele bütün dışında olsun. Sizi de ihraç etmek esasında. Evet. Bize doğru her şeyi ihraç etsinler. Sonra da orada otursunlar ve izlesinler.
Evet, hepsi ve bu. Tabii onlar için YPG'ye savaştım. Türkiye mültecilere baktım. Bu şekilde bir sorumsuz bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Çok çok teşekkür